O ikinci deneme. İyi mi? Kayıt denemesi çekim bir. Açı iyi mi? Şöyle arkadaş bize baksın. Selam. Hey, selam. Selam selam. Merhaba. Az önce videonu izledim. 3 tane soru varmış, onları cevaplayacağım. Siz kimsiniz? Efendim merhabalar. Ben Ali Can. Ben Oğuzhan. Asil Balaban. Benim adım Şahboz. Kimim ben? Soyadım Yuldaşov. Kaan. Kırgızistanlıyım. Gencesiz Ceylan. Nerede yaşıyorum? Londra'da. İsmim Emre Ablak. Mahallede Korku filmi senaryosunu yazdık. Ne oluyor ya? Mizahçıyım. Ben müzisyenim. Ben Yalçın Pembecioğlu. Reklamcıyım. Ben Çağrı Mustafa Alkan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Ben Erman Kahraman. Aynı zamanda YouTuber'ım. 320 bin abonelik bir kanal batırdım ben. Eğlence kanalı batırdım. Ben Erhat Yılmaz. Şanzelize Kafe'nin videosunu çeken kişiyim. Evet şu anda Gaziantep Paşa'nın en ünlü kafelerinden Şanzelize Kafe'nin önündeyiz. Ben Özgür Bostan. Ben Eypio. Selamlar, ben Buyum. Ben Kemal Sokak Röportajları ve Erkek Kanalı'ndan. Ben Damla. Ben Ece. 40 yaşındayım, havaalanında çalışıyorum. Ben internet baba. Bir iletişimciyim. Harun ben. Ben. Jackie. Ben Hanım. Ben Enes. Veli benim adım. Ben Ahmet Erkan. Uzun süredir takipçiniz. Takipçisiniz. Her neyse. Tunç'un en eski takipçilerinden bir tanesiyim. Tunç'u çok uzun zamandır takip ediyorum. Kanaldaki bütün videolarını izledim. Seni 50 aboneden beri takip ediyorum. 120-130 kişi falandık ya. 1000 aboneden beri takip ediyorum. Takip etmeye başlamıştın 2000 aboneyken. Yaklaşık 3 senedir takip ediyorum. Ve Tunç'un prehistorik dönemden beri arkadaşıyım. Ha, senin kanalını bir arkadaşım tavsiye etti. Bütün yorumları okudum. Takipçinizi demeyeceğiz, adam teaser hazırlayacak. Soru 1 bitti. Soru 2. Tunç top. Tunç top. Tunç top. Top. Tunç top. Tunç top. Tunç. Neden Tunç Top kanalını takip ediyorsunuz? Belki tanıyanlarınız vardır aranızda. Dediğim gibi adam bir kere eski bir arkadaşım. Altında şalvarı, çorapları. Adam elinde kamerayla dolaşıyor. Harbiden öyle yani, çok orijinal bir adamsın. Bana rockstar olacaksın diye söz verdi. Adam eğlendiriyor. Adam eğlendirirken düşündürüyor. Açıkçası herkesin oturup en baştan izlemesi gereken bir kanal. Ya düşünebiliyor musun? Dünya yapay zeka, robot diye yıkılıyor. Ve yönetmen Tunç Top Sofya'ya Türk lokumunu ve nazar boncuğu hediye etti. Adam robota nazar boncuğu taktı ya. Sofya, senin için bir hediyem var, sana onu takabilir miyim? Daha ötesi var mı? Tunç niye takip ediyorum biliyor musunuz? Soru bu. Takip etmezsem ayıp olurdu. Yani old school olduğun için. Kafa açıyor, açıyor. Ve askıya aldığım birçok şeyde beni tekrardan harekete geçiriyor. Çok güzel girmiş kanka. Çünkü herif beni motive ediyor. Bir dizi, bir film izler gibi. İlham veriyor. Ama diziden ötesi şu anda Tunç'u büyük merakla izliyorum. Bir hayat bir film gibi. Devamında ne olacağını bilmiyorsun. Bir sonraki videoda ne çıkacak? Güzel hikayeler anlatmayı seviyor. Hayatın sürekliliği olduğu gibi. Bir hikaye yaratmayı seviyor. Yani ben öyle hissediyorum senin YouTube kanalını izlerken. Düzenli olarak paylaşmayı, anlatmayı, aktarmayı da seviyor. Koyup yerleştirdiklerini seviyorum. Samimi buluyorum. Samimi bir şekilde anlatması. Yaşamın tam kendisi. Kesinlikle samimiyeti. Samimiyet. Çok güzel. İnanılmaz bir samimiyet. Samimi. Sen içtensin. İçi dışı bir. Anlatım tarzın. Diğer kanallardan ayıran özelliği de bu. Gerçek. Yani o samimiyet beni takip ettiriyor çünkü biz tanışıyoruz. Bir saatten sonra arkadaşınla dolaşıyormuşum gibi. Geçenlerde Facebook'tan seni ekledim. Hem de evden çıkmadan. Kabul ettin, o da gerçekten çok hoşuma gitti. Sanki tanıdık biriymiş gibi bahsediyoruz. Karşılıklı iki kanepede oturmuş iki arkadaş gibi sohbet ediyor hissediyorum. Ailecek izliyoruz, takip ediyoruz. Ailenizden biri gibi geliyorsun. Hanım hatta yine mi o adamı izliyorsun modunda? Neden Tunç Top? Hoşuma gidiyor izlemek. Neden Tunç Top? YouTube'un en özel renklerinden bir tanesi. Sürprizlerle dolu bir kanal olduğunu düşünüyorum. İsmi gibi kısa videolar. Başka lok yani, öyle bir adam. Diğer içerik üreticilerinden çok genel olarak ayıran bir şey var bence. Bu arada ben Mehmet Çaycan'da. Çünkü Türkiye değişik bir ülke. Ben de bir YouTube kanalı açtım. Beni de takip edin. O yerelliği profesyonel bir şekilde ortaya koyuyorsun. Bu ülkede uluslararası standartlarda iş yaptığınız zaman bazen çok hayatın içinde fazla kaliteli bir tarafa doğru gidiyorsunuz. Daha çok hayattan nasıl zevk alınırız sizin gerçekten gözünüzün içine içine sokuyor olmasıdır. Bu da müthiş bir şey. Hayatı dümdüz yaşayabilirsiniz ama çok daha güldüren şeyler yaptığınız zaman da bu sefer o aradığınız keyif aceleye gelmiş ürünler çıkartmış olabiliyorsunuz. Bir Türk erkeği, Türk babası. Bir Türk erkeği için en anlamlı gün ya. Sucuklu yumurta günü var ya. Neden diyeceksiniz? Şu anda içeridekiler Dünya Sucuklu Yumurta Günü'nü kutluyor.
kaçıncısı düzenlenecek? Bu dördüncüsü ama en büyüğü. Daha da büyüyecek mi? Daha da büyüyecek inşallah. Hedef Türkiye'yi sucuk kokutmak. Tunç'tan bu iki şeyin dengesini mükemmel bir şekilde kurabilen birisi bana sorarsanız. Çok da sevimli bir oğlu var. Sufi tabii ki. Hem manyak hem aile babası. Bu ironi bizim hoşumuza gidiyor. Eklemek istediğim şey var mı? Süper kahraman. Durumu aşmış bir insan. Orijinal, zeka. Fışkırıyor. Göndereceğiz Tunç isterse kullanır, istemezse kullanmaz. Sonra şu gülüş. Herhalde kullanmaz. Ya diyor ki adam aşmışız diyor. Adamın kanalında ne var diye sorsalar anlatamaz. Yaratıcı bir süreç var. Sadece birkaç bir şey söylersin. E o ne deseler anlatamazsın. Mesela kurak but. Bir de kurak but varmış. Evet. Öyleymiş. O kim? Ya izlemeniz lazım. Bilmiyorum ben. Hiç temasa geçti mi? Haber... Hayır. Geçti mi? Hayır. Sanal bir şarkıcı. Bir popüler müzik tak 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 taşlaması mı? Çok komik ya kurak but. Eğlenceli bence. Yok öyle biri. Yaratıcı bir adam. Ama var. İzlenesi bir adam. Mesela. Yok Fatih yapıştırsın. Süper. Yapıştırıyorum. Hop. Ya makas oluşu çok güzel ya. Evet. Bizim filmdeki karakterlerin stickerlarını yaptılar. Bu da sensin. Abi ben gerçekleri çek. Terziye gidiyorsun, bakkala gidiyorsun, izliyoruz. Şöyle bir şeyi kaç tane kanal sunuyor? Onun vloglarını izlerken gerçekten çok zevk alıyorum. Müthiş projeler, müthiş planlar değil de. Tamam kapatıyorum o zaman. Ay yarışıyorum. Vloglarında o yaratıcılığı. Yaratıcılığın beden bulmuş hali. Bize çok güzel yansıtmayı başarıyor bence. Senin söyleyecek lafın kalmamış bir tane. Söyle. Videoları çok güzel. Aferin Tunç Top. Yaratıcı bir insanın sansürsüz bir şekilde neler yaptığını görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hayat bir film gibi. Kendi hayatınızdan bir şey bulacaksınız. Hayalinizden bir şey bulacaksınız. Kendisi bir reklamcı olduğu için. Reklam dünyasına dair. Güzel bağlantılar yapıyor. Reklam dünyasında. Büyük reklam filmleri çekiyor. Moda programları kafanı mı karıştırıyor? Yaptığı reklamları da televizyonda gördükçe gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Bizi bilirsiniz. Nike'ın reklamıydı. Değil mi? Bunu Tunç yaptı. Gördüğüm her reklamda bir Tunç Top imzasını görüyorum. Reklamcılıkla başarılı olduğu için. Reklam dünyasında neler olduğunu öğrenebilmek için. Çözüm meclisten dışarı. Palavralar dolu. Reklam sektörünün. İçindeki en saf şey Top Tunç. Reklam sektörüyle ilgilenen arkadaşlar lütfen takip etsinler. Reklama ilgi duyan genç insanlara. Reklamcılık okumak isteyen insanlara. Öneriyorum. Şu an reklamcılık öğrencisiyim. Bölümdeki arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Ondan öğreneceğim birçok şey olduğunu düşünüyorum. Bana ders gibisin aynı. Bu adamı takip etmeniz için reklamcı falan olmanıza gerek yok. Hayatına müthiş bir istekle bir şeyler katmak istiyorsan takip etmelisin. Üçüncü sorumuz. Arkadaşlarıma tavsiye ettim mi? Ettim. Hayır etmedim. Bir saniye kafamı topluyorum. Şaka şaka. Ama edeceğim. Çevremdeki herkese tavsiye de ediyorum. Başkalarına şiddet et. Tavsiye ediyoruz efendim Tunç Top'u. Eşine dostuna herkese öneriyoruz. Hatta hava atıyorum ben Tunç Top izliyorum falan diye. Mutlulukla da öneriyorum. Bazen de öneriyor muyum? Güzel soru. Evet ama böyle her önüme gelene önermiyorum yani. Neden? Neden? Çünkü seni anlayacak insanlar geldiği zaman açıyorum ki birbirini anlayan bir topluluğun içerisinde bilsinler. Bu böyle çok interaktif güzel bir ağ olsun. Böyle bir akıllarına kazınsın. Çünkü bu kanalım böyle artmasını istiyorum. Ailecek izliyoruz. Hatta en yakın kuzenlerime söyledim. Annemler. Onlar da abone oldu. Bütün aile seviyor. Bence sizin de hoşunuza gider. Tavsiye daha etmedim. Çok arkadaşım yok ama edeceğim. Ayhan sana Tunç Topçuoğlu kanalını öneriyorum. Genişledikçe bozulup da içeriğin değişmesinden korkuyorum. Böyle artarsa boktan diğer YouTube kanalları gibi olur. Düşündürüyor. Herkes sevdiği için seviyor olabilir ama. Bana göre YouTube çöplüğünde yetişmiş en iyi şişeklerden birisin. Güzel bir enerji var. Onun için olumsuz bir şey yok kanalda. İyi vallahi iyi. Bu adam da deli. Kesin takip edin. Bildiğin deli. Beni de takip edin. Antidepresan gibi kanal. Ya ne uçağa ne otele para veriyorsun. Evinden bile kalkmıyorsun. Yanında da Tunç var. Ufkunuzu açar. Dünyayı geziyorsun. Bir bakıyorsun Texas'tan çıkıyor. Büyüdükçe biz insanoğlu. Portekiz'de. Hayal kurmayı azaltıyor. Avrupa'daki dönercileri geziyor. Bir dakikayı geçti. Tunç önüne çıkamadan hayalini nasıl gerçekleştireceğini insana gösteriyor. Uçakta döner uçağıyla falan böyle. Kalk kalk kalk. Kik kik kik. Bu kadar. Güzel kanal takip edin. Görüşmek dileğiyle. Umarım videoların devamı gelir. Umarım bir gün bir projede beraber çalışırız. Görüşmek üzere abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Haydi başarılar. Hadi bay bay. Hoşça kal. Sevgiler. Saygılar. Bize lazımsın. Şu an hani kaç takipçim var? 21 bin. 100 binde. Böyle. Eminim yani. Hep beraber sarılacağız tekrar. Yürü. Aslında ben hep video çekiyorum. Çok güzel. Bu arada. Beni de takip edin. Hmm.
Bir de ikinci ihtimal, arkadaşı olursanız belki sizi de bir gün rockstar yapabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın.